Kıymetli kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Hakk'a hamd etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Ümmeti Muhammed olduk. Bu çok büyük bir lütuf. Bedeli ödenmeyecek bir lütuf. Cenab-ı Hak 124 bin küsur peygamberin içinde bizi en sevdiği peygambere rahmeten lil âlemin olan peygamber ümmet kıldı. Okunan ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ın bize olan lütfunu bize hatırlatıyor. Tabii her şeyin bir bedeli var. Allah Resulü'nün ümmet olmanın da bir bedeli var. Bu büyük bir lütuf. Meccanen biz onu ümmet olduk. Bir bedel ödemedik. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahi. Müslüman olmak çok büyük bir nimet. Hâdî sıfatın tecellisi içinde olabilmek. Ona ümmet olmak, onun da bedelini ödemek mümkün değil. Cenab-ı Hak bizden ne arzu ediyor? Dostluk istiyor. Kendisiyle dostluk istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le dostluk istiyor. Dostluk, müşterek vasıflara sahip olmak demektir. Demek ki bizde de, bizim de ibadette, muamelatta, ahlakta, beşeri münasebetlerde Efendimiz'in ruhani dokusundan hisse alabilmek, kendimizi mizan edebilmek, ben Allah Resulü'ne ne kadar yakınım? Dostluk, beraberlikten kaynaklanır. Ben hayatımın her safhasında Allah Resulü'yle ne kadar beraberim? Benim yanımda olsa, benim bu halime tebessüm eder miydi? Onun 23 senelik bir nebevi hayatını düşünebilmek lazım. Bir Mekke devrini düşünebilmek lazım. Nasıl tevhide korumak için her türlü cefaya nasıl katlandı? Taşlanmayı göze alarak Taif'e gitti, Taif'te taşlandı. Hep meşakkatler. Bakın Cenab-ı Hak bedel olarak o meşakkatlerden bir miraç, hiçbir peygambere ihsan etmediği bir miraca ihsan etti. Yani daima Cenab-ı Hak bedelin en büyük mükafatını ihsan ediyor. Medine'ye bir hicret oldu. Bir İslam toplumu, bir site İslam devleti kurulacak. Orada İslam yaşanacak. Cahiliye adetleri tek tek ortadan kalkacak, ahkam ayetleri inecek. Her inen ayette Eshâb-ı kirâm semînâ ve atâ'nâ diyecek. Bu neyle olacak? Muhabbetle olacak. İnsan muhabbet duyduğuna itaat eder. İtaatin şartı muhabbettir. Muhabbet de iki kalp arasında bir ceyran hattıdır. Bir Medine devrine baktığımız zaman yine üç tane kıskacın içinde. Bir Yahudiler var karşı. Münafıklar var. Dıştan Müslüman, içten müşrik. Bir de müşrikler var. Mekkeliler var. Sahabe üç tane kıskacın arasında başta Efendimiz 10 sene geçiriyor. Ve bu 10 sene içinde nasıl ahkam ayetleri ifade ediliyor? Nasıl bir tevhid korunuyor? Efendimiz ne kadar bir meşakkatlere katlandı. Eshâb-ı kirâm da ona bir muhabbetle bir itaat halindeydi. Her meşakkate karşısında buyur ya Resulallah, canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyordu. Mesela bir Efendimizin her hali birbirinden daha muhteşemdir, daha ibrettir. Mesela tasavvur edin, basit bir misal. Bir Hendek Harbi. Sahabi ta 5,5 kilometre bir Hendek kazma mecburiyetinde kalıyor. O günün şartlarıyla hangi dozer var? Hangi yol makinesi var? Pazu kuvvetinden başka bir kuvvet var mı? Yani 5,5 kilometre bir Hendek kazacak. Gelen müşrikleri bertaraf etmek için. Eni 4,5 metre olacak. Derinliği 3,5 metre olacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hendeği kazmanın içine girecek ve kırılmayan taşları kendisi kıracak. Açlık, soğuk vesaire. Hatta sahabi diyecek işlerinden acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi? Ne kadar bir can gırtlağa geliyor. O kadar
teslimiyetten sonra bir taraftan Kureyza, Ebu Kureyza, Hazreti Ebubekir'den çıkardım diyor, tepelerden bakardık diyor, evimiz yerinde mi diyor, Yahudiler saldırdı mı diyor, çocuklarımız yerinde mi diyor. Ve bu imtihanlardan geçtikten sonra Cenab-ı Hak rüzgar gönderiyor, fırtına gönderiyor, gözükmeyen ordularını gönderiyor. Velhâsıl Efendimiz'in her anı birbirine benziyor. Yine bir sahâbî, Efendimiz'e birkaç hurma sulayıp, hurma getiriyor bir avuç. Yâ Rasûlullah, nasıl getirdin diyor, anlatıyor nasıl bir meşakkatle getirdiğini. Bir kova su karşısında bir tane anca hurma alabildiğini, onu da Efendimiz'e getirdiğini. Efendimiz buyuruyor ki, demek ki beni çok seviyorsun. Evet diyor, Yâ Rasûlullah, seni çok seviyorum diyor. O zaman diyor, başına gelenleri katlan diyor. Yine ayrı bir manzara, Sa'd bin Muaz Hazretleri var. Onu sallallahu aleyhi ve sellem çok severdi onu, çok cengaver bir sahabiydi. Şehit oldu, Uhud şeyde, Hendek Harbi'nde. Efendimiz buyurdu, şimdi dedi, sema dedi, onun şehit olmasıyla titredi dedi. Nasıl bir tebrik indi demek ki. Efendimiz onun başından ayrılmadı. Namazını kıldırdı, gömülene kadar başında durdu. O da çok ibretli bir Efendimiz bir şey buyurdu. Sa'd bin Muaz'ı kabir sıktı da sıktı buyurdu. Orada Efendimiz sahibi soruyor, Yâ Rasûlullah, burada çok tesbihat çektin kabir başında, okudunuz. Niye okudunuz? Hangi ayetleri okuduğunu, onun bir açıklaması yok. Tesbihatı, hangi tesbihatı olduğunu bir açıklaması da yok. Kabir Sa'd bin Muaz'ı sıktı da sıktı. Onu tesbihatta ve okudum, kabir açıldı ve Sa'd ferahladı buyuruluyor. Velhâsıl bu bizim önümüzde bir ayna. Küllü men aleyhâ fân, her canlı ölümü tadıcı. Bu ölüme hazırlık da burada olacak. Nasıl bir anadan doğarak dünyaya geldik, bir ananın babanın kucağındaydık, farkında değildik. Fakat öbür tarafa da amellerimizle gömüleceğiz ve amellerimizle bir yolculuğumuz olacak. Cenab-ı Hak buyuruyor, اِنَّ اَكْرَمُكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. Esmer olmuşsun, beyaz olmuşsun, sarı olmuşsun, siyah olmuşsun. O ırkın hiçbir şey yok, bir tesiri yok. Irkı da ihsan eden Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak sadece bizim bu cihan dershanesinde muvaffakiyetimiz nasıl olacak? Takvalı olacak. Cenab-ı inne ekremeküm indallahi etkaküm buyuruluyor. Allah indindesin en keremliniz takva sahibi olunuzdur. Takva nasıl olacak? Allah'ın Resulü nasıl yaşadı ayetleri, Kur'an'ı ne şekilde yaşadı? Bizim de o şekilde Kur'an ayetlerini yaşamamız, onu hayata intikal ettirmemiz. Efendim bunu el-mer'u me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Yine ayette ahsenu amela buyuruluyor. Bizden Cenab-ı Hak amellerimizi en güzelini istiyor. Yani sıradan bir amel istemiyor, en güzelini istiyor. Salih amellerin en güzelini istiyor. Yine Efendimiz لَكَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ buyuruyor. Yemin olsun ki Allah müminlere bol ihsanda bulundu. Neyle ihsanda bulundu? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermekle en büyük ihsanda bulundu. Demek ki insan sevdiği şeyi unutmaz. Sevdiği eşyayı en güzel kasalarda saklar. Efendimizin gönlümüzde ne kadar yeri var? Bu da tatbikattan bellidir. Hayatımızın her safhasında ne kadar Allah Resulü'ne benzeyebiliyoruz? İşte kutlu doğum da budur. Allah Resulü'nü hayatımızın her safhasında unutmamak, ben ona nasıl bir ümmetim? Eshab-ı kiram ona nasıl bir ümmetti? Nasıl en küçük büyük tehlikeler karşısında canım malım sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Özde bir sahabiydi onlar, amellerini muhabbetleriyle ortaya koyuyorlardı. Bu cihan, bu dünya insan için yaratıldı. Zaten insanın, son insanla
bu dünya da infilak edecek, kainat da infilak edecek. Vazifesi bitmiş olacak dünyanın. Dünyanın içinde ne varsa bizim için. Gelen peygamberler bizim için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize en büyük bir nimet. Kitaplar, suhuflar, bu dershane ders kitabı bize en büyük nimet. Kainat ilahi bir laboratuvar. Her şeyde bir hassasiyet. Cenab-ı Hakk'ın el-Bari, el-Musavvir sıfatının ayrı ayrı muhteşem tecellileri. Kul tefekkürde derinleşecek. Yaratan Rabbin adıyla oku. Her neyi görse Rabbini hatırlayacak. Allah Teala'nın sanatını temaşa ve tefekkür ile meşgul olacak. Tabi bu kalbin terakkisine bağlı. Bu tefekkür iman anahtarındandır. Allah Teala'yı görmek istiyorsan onun sanatını ibret ve hikmet nazarıyla müşahede et. Mesleğinde müşahede et. Mesleğin neyse. Onun hikmet ve azametini bize göstermeyen kainatta zerreden küreye hiçbir şey yok. Her şey onun şahidi durumunda. Hepsi bir kudret şahidi durumunda, ilahi kudretin şahidi durumunda. Tabi kalp ne kadar berraklaşırsa, kalpte fululuk o kadar kalkar. Fakat kasvetle dolan kalp, fululuktan kurtulamaz. Fakat kalp netleştiği zaman, gördüğü bir çiçek üzerinde uzun uzun düşünür. Cenâb-ı bu çiçeği niye yarattı? Bu koku, bu renk, bu ahenk nereden geliyor? Yediği gıdayı düşünür, yediği gıda bu nereden geliyor? Cenâb-ı Hak bu gıdayı halketmeseydi, yaratmasaydı. Ne kadar büyük ihsan, ne kadar büyük bir ikram. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bize bir yardım halinde. Peygamberleri yardım halinde bize en büyük peygamber ihsan etti. Suhuf ve kitaplarıyla yardım halinde bize en büyük kitabı muhatap kıldı. Şu kainat ise ilahi azamet tecellisi. Buluşlar, keşifler, keşifleri de lütfeden Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak akla o gücü vermeseydi keşifler olmazdı. Keşifler de bize nasıl bir kıyamet hadisesini bildiriyor. Bir tuşa bastığın zaman istediğin her şey önüne geliyor. Orada da ikra kitabe kitabını oku, bugün nefsin kâfidir denecek. Herkesin tuşuna basıldığı zaman, herkesin doldurduğu kaset ortaya çıkacak. Velhâsıl insan bu cihanın endam aynası. İlahi tecellilerin hakikat mihrakı. İslam'ı yaşayan bir mümin için bu ömür bir faslı bahar. İlyas aleyhisselam'a ölüm meleği geliyor. Ezrail bir ürküyor. Niye ürküyorsun diyor. Sen peygambersin de ölümden mi endişe ettin, korktun? Yok diyor, ölümden endişe etmedim diyor. İbadet halindeydim diyor. Taat halindeydim diyor. Tebliğ halindeydim diyor. Büyük bir huzur halindeydim diyor. Yani bir faslı bahar da hayat. Fakat şimdi kıyamete kadar mezarda rehin kalacağım diyor. Velhasıl hayatımızın her nefesi, her lahzası çok ayrı bir kıymet. Tabii bunun da kıymeti nasıl takdir edebileceğiz? Allah cümlemizi nasip eylesin. Kalp mesafe aldıkça ancak mümkün. Cenab-ı itaat muhabbete bağlı. İnsan muhabbet duyduğuna itaat eder. Cenab-ı Hak onunla beraber olmamızı arzu ediyor. Ayet-i Kerim Nisa Suresi 80. ayetinde "Men yudu'ir Resul'e fakat eta Allah" buyuruyor. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Eshâb-ı kirâm da hep bunun derdindeydi. Sırf farzlarda, vaciplerde, sünnetlerde, mubahlarda bile ben Allah Resulüne bir itaat halinde miyim?